Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Havit markasının kulaküstü H630BT Pro modelli bir Bluetooth kulaküstü kulaklığı. Böyle kafamda başlamak istedim, hani kulağımda nasıl durduğunu görün diye. Şimdi bunu bir çıkartayım, gerçekten ses yalıtımı yapıyor yani. Hani böyle konuştuğunuzda veya etraftan gelecek sesleri kulağınızı iyi kavradığı için kesebiliyor. O açıdan güzel ama şunlara ilerleyen dakikalarda değineceğiz. İşte metrobüsteyim ya da otobüsteyim, dışarıdan ses alır mı vesaire. Dışarıda bir arkadaşımla birlikte deneyimleyip sizlere o şekilde bilgi vereceğim. Bugün kutu açılımını yapacağız. Kutunun içerisinden neler çıkıyor ona bakacağız. Ayrıca ürünün detaylı özelliklerini de kontrol edeceğiz birlikte. Gerçekten ben yapısını ve tasarımını beğendim. Malzeme kalitesi de güzel. Esnek bir yapıya sahip ve üst kısımlar kafanızı acıtmıyor. Pedler de suni deriden üretilmiş. İç kısımları da süngerli. Bu açıdan da biraz yaz aylarında terletme yapabilir. Onu söyleyeyim sizlere. Ama gerçekten güzel bir yalıtım yapıyor. Yani ben bunu taktığımda kulağımı iyice sardığından dolayı bak, kulağımda herhangi bir açıklık yok. Her tarafını tamamen sarıyor ve bu sayede de ses yalıtımını iyi bir şekilde karşılıyor. Ben bunun müzik performansını beğendim. Tabii ki de sizlerden önce deneyimleyip kutusunu açtım. Parça parça çekeceğim bu videoyu. Bunu normalde bir haftadır kullanıyorum. Ürünün kutusu ilk bana geldiğinde direkt kutu açılım videosunu çekmiştim. Ve bunun sonrasında bir hafta gibi bir deneyimleme fırsatım oldu. Kutu içeriğini ilk önce çektim. Bu videoyu da sonrasında çekiyorum ki deneyimlerimi paylaşabileyim sizlere diye. Şimdi şöyle ilerleyelim. Ürünün ilk kutu açılımını yapalım birlikte. Ve sonrasında ben sizlere dışarıda vlog şeklinde bunu kulağıma takacağım. Hem mikrofon performansını, yani konuştuğunuzda karşı tarafa ses nasıl gidiyor bunu göstereceğim. Hem de dışarıdan ses alıyor mu vesaire, bunları anlatacağım. Ayrıca teknik özelliklerinden de bahsediyor olacağım. O zaman bir kutu açılımına geçelim. Geldik ürünümüzün kutusunu açmaya. Hemen bir ufaktan kutuyu şöyle bir yırtayım. Kutu yapısı gene her zamanki gibi Havit'in kendi yapmış olduğu güzel bir kutulaması. Arkasında nasıl kullanacağınız, gerekli özellikler, telefon görüşmesi, farklı bir sürü özelliği gözüküyor. Şimdi kutuyu buradan tutuyoruz ve açıyoruz hemen. Bakalım kutu içeriğinde neler var. Ben de sizlerle birlikte ilk defa açacağım. Tabii ki de dış performans testlerimizi de yapacağız. Böyle bir, gene diğer modelinde olduğu gibi bir kutu geldi. Muhtemelen şarj kablosu da içerisinde olacaktır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ürünü şarj edebileceğiniz kablo çıkıyor. Bir ucu Type-C, bir ucu USB ve kısa bir kablo, onu söyleyeyim sizlere. Ayrıca burada Havit'in gene kullanım kitapçığı ve garanti belgesi gibi kartvizitleri çıkıyor. Bunları da bir kenara alıyoruz. Poturcuklar çıkıyor, böyle tanecikler var ya, bu ürüne zarar gelmesin diye sanırım. Bir de AUX kablosu çıkıyor içerisinden. Direkt AUX'la da kullanım sağlayabiliyorsunuz ürünü. Şu jelatinlerinden bir kurtaralım. Evet, ürünümüz tamamen şu anda çıkarttım ve alt hemen şuradaki kısımlara bakalım. Görmüş olduğunuz gibi AUX girişi bulunuyor. Ses açıp kısma, şarkı değiştirme ve burada açıp kapatmaya yarayacak ürün var. Buradan da cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel, şöyle ışıkta da göstereyim tam. İç ped yapısına baktığımızda gene böyle suni derimsi bir yapısı var. İç kısmı sünger ve kulağınızı çok acıtmayacağını düşünüyorum ama yaz aylarında terletme yapabilir. Ürünün kalitesi güzel. Şurada zaten gerekli gene yazıları bulunuyor ve buradan açıp kapatabileceğiniz, yani kafanıza göre genişliğini ayarlayabileceğiniz bölüm mevcut her iki tarafta da. Bunda kırılma özelliği de bulunuyor. Bunları direkt açtığınızda böyle katlayarak çantanızda yer kaplamadan kullanabiliyorsunuz. Bu kafa yapısındaki ped de suni deriden gene aynı şekilde. Bu da kafanızı acıtmaması için. İç yapılarına baktığımızda kaliteli bir malzeme kullanılmış. Fiyatını da göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki de. Bu ürünün hemen bir dışarıda performansına bakalım. Left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time.
let's get the chat to how could I explain the situation, man, it's so damn complicated, where do I start, where do I end, I should go back to bed, I'm going back to all the basics, teaching myself now how to be. Evet, şimdi cihazı kulağıma taktım ve aşırı gürültülü bir ortamdayız. Her tarafta bir inşaat alanı var ve ilk kulaklığı burada denemek istedim. Şimdi kulaklığın sizlere öncelikle böyle gürültülü bir ortamda mikrofon performansını göstereceğim. Şu anda sesimi yaka mikrofonuyla duyuyorsunuz ve şimdi ürünün kulaklığını bağlıyorum ve sizlere mikrofon performansını göstereceğim. Şu anda sesimi Havit'in H630 BT Pro modelli kulaklığı üzerinden duyuyorsunuz. Dış ortamdayken, gürültülü bir ortamda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Şu anda rüzgar ve yan tarafımda bir inşaat alanı bulunuyor ve ses performansı mikrofonu bu şekilde. Çok fazla bağırmıyorum ve sesim normal düzeyde. Şu anda ufak derecede bir susacağım. Gürültüyü nasıl alıyor, dışarıdaki sesleri nasıl alıyor, bunları da göstereceğim size. Şu anda konuşmuyorum. Şu an duymuş olduğunuz gibi eğer sustuğunuzda da ses bu şekilde. Yani gürültü engelleme modu olduğu için içerisinde bir tık gürültüleri engelleyebiliyor. Cihazın mikrofon performansı da bu şekildeydi. Gerçekten bence güzel. Hani fiyatına göre mikrofonu da kendi kalitesinde diyebilirim sizlere. Tabii ki de karar burada sizlerin. Mikrofon sesi sizce nasıl? Yeterli mi değil mi? Bunu yorumlarda söyleyebilirsiniz. Şimdi cihazın hemen kısaca böyle teknik özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle 500 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve bu sayede yaklaşık 40-50 saate yakın bir kullanım süresi veriyor sizlere. Aktif gürültü engelleme modu olduğu için dışarıdaki sesleri izole edebiliyor. Ama tabii ki de ses kart, yani ses izole ettiği için biraz da aktif gürültü engelleme olduğundan dolayı sesiniz bazen bir tık boğuk çıkabiliyor. Gelelim en büyük özelliğine. Şu kulaklığı taktığınızda sesi en yükseğe aldığınızda evet dış ortamdaki tüm sesleri kesiyor. Çünkü yalıtım süngerleri güzel kullanılmış fakat ses en yüksekteyken dışarıya ses veriyor. Yani yanınızda oturan birisi dışarıdaki sesleri, yani dinlediğiniz müziği duyacaktır. Şöyle söyleyeyim, sesin duyulmamasını sağlayan şey, otobüstesiniz diyelim, biraz gürültü oluyor otobüslerde. Sesi şu kadar, yani 3 tık açmanız gerekiyor sesini eğer duyulmasını istemiyorsanız. 3 tıkı geçtikten sonra, yani ses şiddetinizde telefondan bastığınızda yükseltiyorsunuz ya, 3 tıkta herhangi bir sesi dışarıdan kimse duymuyor. Ama eğer sonrasında diyelim ki 4. 5. seviyelere geldiğinde sesinizi dışarıdan herkes duyabilecek. Kulaklığın ses şiddeti yüksek olduğundan dışarıya tabii ki de ses verecek. Bu da ne demek oluyor? Şöyle düşünebilirsiniz. Cihazın süngerleri evet kaliteli ve ses yalıtımını yapıyor ama fiyat bandına göre, fiyat performans ürünü olduğu için tam anlamıyla diğer çok yüksek fiyatlandırmadaki ürünler gibi ses yalıtımını dışarıya karşı sağlamıyor. Ama fiyatına göre bence alınabilecek, sporda kullanabileceğiniz, yolculuk esnasında kullanabileceğiniz, birçok alanda kullanıp hani memnun kalabileceğiniz bir ürün. Basları güzel, tizleri de orta seviye. Yani sesi, bası güzel bir şekilde duyuyorsunuz. Tabii bu dinlediğiniz biraz da müziğin kalitesine göre de değişiyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Ama ürünü gerçekten ben beğenerek kullanıyorum. Ve bu videoları parça parça hazırladım sizlere ki tamamen deneyimleyip bu sorulara da cevap verebilmek adına. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere.